O sorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepinize hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir selamla başlayayım. Alkolik yorumlar sayfasının adminine buradan selamlar olsun. Kendisiyle özelde mesajlaşıyorduk. Videoya girişte bir selam çakayım dedim. Ee, onda da çok önemli bir mesele konuştuk ama ettik ama Şimdi uçaklı uçaklı şekilli şükürlü giriş yaptığından zaten anlamışsınızdır. Duyum konuşacağım ama bugün konuşacağım duyumlar çok çok farklı ve tatlı olacak. Neden derseniz arkadaşlar bugün çok kısa notlar halinde aldım. Öyle haber maber olarak yok. Öncelikle Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksörümüz Şenur Demir ve Trabzonspor e, Trabzon Spor, sporcusu Buse Naz Çakıroğlu da Pardon, <laughs> bu Sena sürmeneli de e, altın madalyayı kazanıp göğsümüzü kabarttı. İstediği takımdan olsun. Hiç fark etmez. Sonuç olarak oraya çıkıp o istiklal marşını okutturdu mu? Üleri diken diken yaptı mı? Helali hoş olsun. Yani inanılmaz gerçekten rüya gibi bir gündü ya dün. Gerçekten yani e, Türk sporu açısından, Türk milletinin gurur duyması açısından önemli bir gündü. E, toplamda hani Fenerbahçe'nin 4 Trabzonspor'un bir sporcusu 5 altın madalya getirdi. 5 altın madalya ya, ya inanabiliyor musunuz? 5 altın madalya. Takım şu bu umrumda değil ya. İsterse 5'i de Galatasaray'ın olsun, Trabzon'un olsun, Beşiktaş'ın olsun hiç umrumda değil. Sema Çalışkan ve Elif Güneri de bronz madalya kazanmışlar. Hani e, takımı söylemem olayı bu. Yani e, yani takım önemli değil dediğim gibi. Ben hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. İstediğiniz takımın sporcusu olabilirsiniz. İstediğiniz takımın. Hiç mühim değil. Yeter ki ay yıldızı orada dalgalandırın. Hani amatör branşlar. Diyoruz ya Fenerbahçe spor kulübü. işte Trabzon spor, spor kulübü. Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Galatasaray işte spor kulübü. Gösterin spor kulübü olduğunuzu. Gösterin. Bak e, dün ben birkaç ziyarette bulundum. Artık bilmiyorum tan tanınırlığımız artıyor mu e, şey mi yapıyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, oradan gençlik merkezlerine falan ziyaretlerde bulundum, çeşitli ziyaretlerde çeşitli görüşmeler gerçekleştirdim. İnanın, onların dediği sadece şu. Yani vatandaşımız için, gençlerimiz için o kadar güzel imkanlar, o kadar güzel kurslar seferberlik hani seferber oluyoruz ki bu kadar güzel kurslarla hani gençlerimize yönelmek istiyoruz ki talep yok, arz yok diye ben hepinizden rica ediyorum. Küçük kardeşlerimiz bakın arkadaşlar belli bir yaş grupları falan filan yok. Okul çağında sizin götürüp getirebileceğiniz ya da kendi gidip gelebilecek bütün çocuklarımızı gençlik merkezlerine. Ya hocam o işte bilmem ne partisini. Lan parti martı yok. Gençlik spor il müdürlüğüne bağlı bunlar. Bunun partisi şunu bunu yok. Hocam benim çocuk oraya gider işte damardan şırıngalarlar işte şu partiye oy verdi. He doğru. 18 yaşından küçük çocuğuna oy verdiği şırın şırıngalayacaklar. Arkadaşlar şu şeylerinizi bir kenara atın. Yani şu ıı, kalıplarınızı bir kenara atın. Bakın box, ne bileyim eskrim, işte koşu, futbol, basketbol, yüzme, tenis, akıl oyunları, İngilizce, dini eğitim, Kur'an kursu şu bu hepsi var. Hepsi var. Yazlara gençlik merkezlerinde Kur'an kursu eğitimi aldıklarını biliyor muydunuz çocukların? Yok. Tiyatro eğitimlerinden haberiniz var mı? Yok. Ben diyorum Buradan herkese söylüyorum. Çevrenize, eşinize, dostunuza söyleyin. Ve bu eğitimlerin tamamı ücretsiz. Ha bir tek yüzmede talep çok olduğu için sanırım ondan bir aidat almak zorundalar. Ee, onu belirteyim. Yani e, talebin çok çok aşırı olduğu şeylerde. Ya Ebru var. Mesela e, bulunduğunuz il, ilçeye göre gençlik merkezlerini araştırın arkadaşlar. Buradan da e, selamlarımızı ileteyim. Ve... Ben gerçekten gurur duydum. Dün milli sporcularla falan görüştüm, ettim. Ya Arkadaşlar bakın, evet bu kanal bir Fenerbahçe kanalı ama Fenerbahçe özelinde Fenerbahçe'nin kuruluş amaçlarından bir tanesi ve tüzüğünde yazan madde neydi? Vatan gençlerini vatan savunmasını hazırlamak. Bu da bir nevi savunma. Orada elin Çinlisi, Japonu, Korelisi bilmem Amerikanı işte e, İsrailisi şunu bunu gidiyor, "Matalya kazanıyor. Bizimkiler kazansın." Olimpiyatlarda ya rekor kıralım. Bizim Türk, Türk sporcuları kazansın. Neyse. Dönelim futbola. 5 dakika konuştum. İnşallah kızmazsınız arkadaşlar. Darılmazsınız. Nuri Şahin'le ligin ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Antalya Spor. Sezonu 16 maçlık yenilmezlik serisiyle bitirmiş. Ve 59 puanla kulüp rekorunu kırmış. Allah şahidim Nuri Şahin ben geldiği zaman alay etmiştim. Demiştim ki ulan dedim oynayan topçuyu teknik direktör getirmek nasıl bir futbol aklı diye. Ama benim orada belirttiğim bir şey vardı. Umarım Almanya'da aldığı eğitimle teknik direktörlük yapar. O zaman da hepimizi şaşırtır gibisinden. Hakikaten de şaşırttı. Tebrikler Nuri Şahin. İkincisi benim bu sezon ligdeki en favori teknik direktörüm. En favori teknik direktörüm. Sami Uğurlu Kasımpaşa 3 yıllık yeni sözleşme yaptığını açıklamış. Valla bana kalsa Sami Uğurlu kaçırılmayacak bir isim. Ee, önümüzdeki sene de kendi rüştünü ispat eder mi etmez mi? Bakacağız hep birlikte göreceğiz. Yani İlhan Palot, Sami Uğurlu, Ömer Erdoğan, Uğur Şahin. Bakın yükselen değerler. yükselen değerler. Ve böyle bir ligin içerisinde Fenerbahçe kimi getirdi? Jorge Jesus'u. Getirdi. Siz bu videoyu izlerken belki de Jorge Jesus şu anda uçakta olacak ve e, maden suyunu yudumlarken Başka ne yudumlayacaklar? Yanında da de, ne diyorlar ona ya? Kokteyl mi diyorlar? Kokteylini içecek. Elmalı maden suyu, vişneli maden suyu, karpuzlu maden suyu hepsini karıştırıyorlar. Onu içecek. Ve uçaktan da bir görüntü atacaktır. Belki de siz bunu izlerken. Belki de önümüzdeki hafta gelecektir. Ama şu bir gerçek ki dün hemen hemen bütün sosyal medya fenomenleri. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Perşembe günü herkes iptal oldu diyor. Çarşamba günü geliyor. Salı günü iptal oldu. Cuma günü işte neydi o? İrenam Halpa. İrenam Palma. Ee, açıklamış. Demiş ki Fenerbahçe Jorge transferini ni? önümüzdeki hafta İstanbul'da tamamlamak istiyor. Pazartesi olur. Ayın 23'ü olur. 23'ünden sonra olur e, yani 23 Mayıs'dan sonra olur. V-H-Y-B olur. Neyse o etiketi çıkartmayacağım. Portekizli teknik adam gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımın yer alacağını garanti etmeden sözleşme imzalamak istemiyor demiş. O iş garanti. Rahat olun. Ha ben de isterim. Fenerbahçe Malatya yenilsin. Beşiktaş evinde 9-0 yenilsin. Tarihi altın harflerle Hayaldi gerçek oldu. 8'den sonra 9 yedik desinler. Valla Fenerbahçe gitmesin yeter ki. Beşiktaş 9 yesin Fenerbahçe gitmesin. Umurumda olmaz. <laughs> Yakıştırıyorlarsa buyursunlar. <laughs> Şimdi Irena Palma bu Abola'nın habercisi hanımefendi e, Jesus'tan kesin olarak anlaşıldığı haberini yapıyor ve Jorge Jesus kendisini Instagram'da takip ediyormuş. Eminim Jorge Jesus'un Instagram'a takip ettiği birçok haberci vardır. Yani ama önemli bir haberci. Mesela Ersun Hocam, Sercan Hamzoğlu'yla çok haşır neşirdir. Çok severler birbirlerini. Mesela Sercan Amzoğlu, Ersun Yanal'la ilgili bir bilgi versin. Ben %100 inanırım. Geç evet. ben de verebilirim. Ee, Ersun Yanal demişken, e, Lucky of Tears hanımefendi de Ersun Yanal ismi külliyen yalan demiş. Ee, Birçok kişi de, ha kimse Ersun Yanal demedi ki demiş. Hayır. Siz oradaki manayı anlayamadınız. Oradaki Türkçe meali anlayamadınız. Meal çeviri demek bu arada bilginiz olsun. Hocam Kur'an'dan dalga geçme falan demeyin, saçmalamayın. Oradaki Türkçe meal şu. Ersun Yanal ismi külliyen yalan. Ersun Yanal aslında orada bir e, figürdür. Türk teknik adamların şahıdır. Aslında burada şunu demek istiyor. Yani bir üçgen piramit düşünün. Zirvesinde Ersun Yanal var. İşte alt dallarında sıra, işte İsmail Kartal falan, Emre Belözoğlu falan sıralarsınız Aykut Kocaman falan. Aslında Ersun Yanal üzerinde orada bence bir mesaj var. Aykut Kocaman da yalan. Emre Belözoğlu da yalan. Igol Adalı da. Var biraz da Zeno yalan. Ee, ne bileyim. E, belki de belki de İsmail Kartal da yalan demek istiyorlardır. Valla e, şu an dur onu şimdi konuşayım. Şimdi Löv'le anlaşma tamam. İdi. Hiçbir sıkıntı yok idi. Ama ben dedim ki ısrarla imzayı görene kadar inanmayın. Çünkü bu iş farklı bir iş. Olmadı. Löv olmadı. Fakat Jorge Jesus'la anlaşma tamam. Ve 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Opsiyon hakkı kime ait? Bize mi ait? Ona mı ait? <laughs> Mühim değil. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Jesus ile Şampiyonlar Ligi'ne gider miyiz diye bir çok soru geldi. Dün üye yayını yaptım. Arkadaşlar bakın. Az önce alkolik sayfasının sahibine de konuştuk. Zannediyorlar ki işte 100 tane üye var. Her birisi 10 lira verse 1000 TL. O 1000 lira geliyor. Keşke. 1000 lira gelsin. Yarısı sizindir. Sözüm söz. Yarısı sizindir. Keşke yani 1000 üyeye 1000 lira gelse. 100 üyeye 1000 lira gelse yarısı sizindir. Namussuzlar kesiyorlar. Ya bizim benim anlaşma var. %18 KDV direkt. Yani şu kanaldaki bütün gelirlerden. Artı kalandan %5 ABD kesintisi. Artı bilmem ne kesintisi. CART kesintisi, CURT kesintisi. Kalanın da maksimum %70'i. Yani yarısına bile tekabül etmiyor. Ee, onu konuştuk. Şimdi aynı şeyi ben şurada de söyleyeceğim. Aynı şeyi şurada söyleyeceğim. Dün üye yayınında söylediğim için söylüyorum. Jorge Jesus... Sana gelir. Sen Jorge Jesus'a ne kadar para verdin? 5 milyon euro. Sana yarısını vermez. Sana verdiğinin belki 3 katını, 4 katını, belki 5 katını, 10 katını kazandırır. O yüzden Jorge Jesus'a gitmek iyidir. Şampiyonlar Ligi. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne girsek alacağımız para minimum 20 milyon euro katılım parası. Artı havuz. Onu da oradan hesapla 30. Artı Marka hakkı ve kulüp sıralamasında da 7-7.5 alırız 37.5 milyon euro minimum para Galibiyet beraberlik mağlubiyet hariç 6'da 0 çek İnşallah çekmeyiz de yani 37.5 milyon euro'dan bahsediyorum Yani Jesus gelirse Fenerbahçe 37.5 milyon euro kazanır Hocam imkansız Ben size bir bilgilendirme yapayım Jorge Jesus Benfica'nın başında bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda Spartak Moskova'yı Playoff turunda PSV Eindhoven'ı eleyip gruplara kaldı. Ve Bayern Münih, Barcelona, Dynamo, Kaiv, Dynamo Kiev, Dynamo Kiev'in yer aldığı grupta ikinci sırayı elde ederek son 16 turuna yükseldi. İnşallah. Allah gönlümü biliyor ya, inşallah. Değil mi İnşallah. İnşallah yaz. Bak bu yayını beğenmeyen, bu videoyu beğenmeyen, hala kanala abone olmayan ve inşallah yazmayan Fenerbadcellinden şüphe ederim. Üçünden en az birini yapmayanın kesinlikle Fenerbadcellinden şüphe ederim. İnşallah darısı başımıza arkadaşlar. Yani Jesus gelse, şu eleme turlarını geçip gruptan ikinci çıkıp son 16'ya kalsak. Ya 16'da elenelim fark etmez. Fark etmezse 16'ya son 16'ya kalsak. İnşallah demeye değmez mi ya? Hocam ateistim gene de inşallah yazdım. <laughs> yani hadi inşallah bakalım. Ama hocam bir yıllık sözleşme çok kendim bir şey. Bir yıllık sözleşme ne? Oğlum Türkçe konuşun lan düzgün yazın. Bir yıllık sözleşme kötü diyor. Arkadaşım bak Ulaş abi de başta olmak üzere birkaç kişi de benimden aynı düşünüyor. Bir yıllık sözleşme çok 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 mantıklı. Ya bu şey demek ben, te, e, ş, e, ben şeyliyim teş, e, donanımlı bir teknik adamım. Ben kendime güveniyorum demek. Ben kendime güveniyorum. Öyle tazminat alıp kaçma derdim yok. Benim derdim para pul değil. Ya ben başarıya dayalı bir takım kuracağım. Başarıya başarıya dayalı. Hani bu teknik adam sizce kaliteli oyuncuları satın da kulüp takımı tekrardan kuralım der mi? Bir yıllık sözleşme imzalayan adam ya beşini satın onunu satın bana yeni sıfırdan takım kurun der mi? Gelir gelmez yapacağı tek şey şu Ba şura eksik, şura eksik, şura eksik, şura eksik. Buralara şunlar, şunlar, şunlar getirin. Tabi neden nereden getirsiniz bilmiyorum ama getireceksiniz. Bak ben bunları istiyorsam getireceksin kardeşim. Evet, hemen çalışmalara başlayın diyecek. Hemen. Ya sistem kuracağım. Bu sene sabretmeniz lazım. Torrent Galatasaray taraftan nasıl dalga geçiyor? Sabretmeniz lazım. Ben sistem kurmaya geldim. Ulan ne güzel bahane. Ne güzel bahane değil mi? Bu arada ben 1 artı 1'den memnunum. Haberiniz olsun. Basketbolla ilgili ve Veseli ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir duyum vardı ama bugün farklılaşmış o duyum. Jean Veseli'nin Barcelona'ya gideceği, anlaşmak üzere olduğunu falan söylüyorlar. Basketbolda bir değişim şart. şimdi ben size başka bir şey daha söyleyeceğim. Ben golcü forvet istiyorum. Ama istediğim forvet kütürük eriği gibi forvet olacak. Mesela Buffet Emigomis. Galatasaray aldı. 36 yaşında bir futbolcu. İyi de sapla, şey yaptılar, transfer ettiler. 2023'e kadar sözleşmesi var. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Bafete Gomis'in Galatasaray performansı 807 dakika 9 gol. Yani 9 maç 9 gol. Doğru muyum? Doğru. Değil mi? Doğru. Kaçı penaltı? Gomis kaç penaltı attı? Var mı ya burada penaltı istatistiği? Ha transfer Market'te varmış. Penaltı istatistiği ben yok mu lan? 2020 2022. Toplam penaltılar. Ee... Dur ya. Bulamadım ya. Türkiye Süper Ligi diye. Ha buldum. 5 penaltı golü. 4 tane normal gol. Şimdi aynı Gomis dün Galatasaray'a çıktığı maçta ilk yarıda sadece 4 kez topla buluşabilip ilk 45 dakikada şut denemesi yapamamış. 2 isabetle pas 2 kez de offside'a düşmüş. Şimdi arkadaşlar kağıt üstüne baktığınız zaman leplebi gibi gol atan bir futbolcu istiyorsunuz. <laughs> Kusura bakmayın. Ama e, böyle de bir futbolcu istemiyoruz. Mesela Yağız Sabuncuoğlu bir duyum vermiş Trabzonspor'la ilgili. Fenerbahçe olmadığı için ismini veriyorum. Trabzonspor Antalya Spor'dan Hacı Wright ve Fernando'yu istiyormuş. Ee, i̇ster. Hocam alırlarsa tamam gelecek sene de çok iyi takım. Tamam alsınlar. Alsınlar. Berat'ı kessinler. Siopis'i kessinler. Borvet'te e, neydi lan Konate miydi? İşte, neydi o? E, Koita. Konate nereden çıktı? Koyta var. E, o Cervinho gelecek. Öbür eleman var. Bakayeme var. Yani ne var? Getirsinler. 50 tane yabancı ne oynasınlar. 8 artı 3 kuralı var. Ha, Hacı Burayt'la Fernando'yu Fenerbahçe'ye ister misin? Ben daha iyi isimler isterim. Ee, onu da söyleyeyim. MHYB etiketini alabilir miyim sevgili yönetmenim? Teşekkür ederim. Fenerbahçe Milli Stoper Serdar Aziz'de 3 yıllık sözleşme imzalamış. <laughs> Ama olur mu? Bir tane PP'li bir adam şey diyordum Serdar Aziz gidecek Galatasaray Beşiktaş istiyor demiştim Takarlı bir adam ha. ha az önceki mevzuyu unutmadan söyleyeyim İsmail Kartal bir yıllık sözleşme imzalayan Jesus İsmail Kartal'ı yardımcısı ister ben Ali Koç'un yerinde olsam İsmail Kartal'ı tutarım sıra bakmayın öksürük tutuyor. Ben Ali Koç'un yerinde olsam İsmail Kartal'ı Jesus'un ekibinde mutlaka tutarım ki Jesus da istiyorken tutarım. İsmail Kartal'a derim ki bak tabi ya sizin yok. Bak benim camı sıkma adam hasretme. Kalacaksın diyorsam kalacaksın. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Sen burada kapıcı bile olacaksın der uyarırım. Ya arkadaşlar burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Burada kapıcı bile olunur. Doğru. Olmam diyen şüphe etsin Fenerbahçeliğinden. Olmam diyen Fenerbahçeliğinden şüphe etsin olunur. Ben şunu söylüyorum. Jesus'un 1 artı 1'ini bana mantıklı. İsmail Kart'ta ekip dolursa benim için mantıklı. İskelet korunursa mantıklı. İskelete 4 tane Kimmiji Crespo ayarında daha iyi ayarlarda futbolcu alırsan mantıklı. Çer çöp ıvır zıvır kırt pırt gönderirsem mantıklı. Daha da üstüne mantıklı bir şey söyleyeyim. Mesela Ferdi Solbek milli takıma kadar yükseldi. O zaman Ferdi'nin arkasını doldur. O sayı sağ bekim, O sayı çok iyi. Nazım arkasına doldurur diyorsan devam et. Hiç bozma. O sayı Nazım bozmaz diyorsan hiç bozma devam et. Ferdi'nin arkasına bir tane sol bekçik. Mesela şu Eren Elmalı konuşulduğu için söylüyorum. Uğur çiftçi Eren Elmalı benim için mantıklı. Yani Türk kuralı şu bu falan filan. Eğer yabancı kural olmasa daha şey. Orta sahaya gelelim. Crespo. Hani Dela konuşulduğu için söylüyorum. Çek Dela Çek önüne Taliska. Savunma dörtlüsü okey. Kalecin Altay okey. Yani Crespo, De La Cruz, Talisca orta sahası bence Süper Lig'in çok çok hani fevç fevç üstünde. Savunma dört bak şimdi çıkacak kadroyu bir düşün. Altay, solda Ferdi, stoperde Serdar Aziz, Kim Minji, Osayi. Orta alanda Crespo, De La Cruz, Talisca. Bir zahmet o ileri üçlüyü hani Rossi bile yetersiz. Hani Rossi bile yetersiz. Berisha, Rossi, Mossi yetersiz. Yetersiz. Serdar Dursun falan Türk olduğundan dolayı dursun. Valencia, Valencia hepsi yetersiz. Sakın. İrfancan, Mirfancan hepsi yetersiz. Oraya babalar gibi böyle şeyli adam çekeceksin. Böyle masaya e, neyse EuroLeague'de üst üste 6. kez bir Türk takımı yer alıyor. Fenerbahçe Beko epey uzun süre yer almıştı. Şimdi Anadolu Efes yer alıyor. E sonra Laken'in şey var. Yasa dışı bahis reklamı yapan toplam 103 hesap ile ilgili yakında operasyonlar görecek duyacaksınız. 103 hesabın 44'ü Fenerbahçe görünümlü hesap diyor. O kadar çok değil diye biliyordum ben ya. Neyse Skype, Papara, Whatsapp, fiziki e, takip dahil detayları görünce vurgunu daha iyi anlayacaksınız diyor. Bakın bu şeyli paylaşanlar bu Sky, neydi betli paylaşanların hepsi Fenerbahçeli değil. Ama Hesaplara dikkat edin. Neredeyse yarıdan çoğu ıvırık cıvırığın bilmem nesi. Cıtırın pıtısı. Bilmem şunun şurası. Bunun burası falan filan. Zannediyor ki arkadaşlar. Kimse onları bulamaz. Kimse bilemez. Valla öyle bir buldular ki. Bazı youtuberlar ve onların bağlı olduğu ya da yönettiği ajansların da işin içerisinde olduğunu belirteyim demiş. Hocam youtube diyor. Ya sen sana mı? <laughs> bir kere şunu söyleyeyim benim bağlı olduğu ya da yönettiğim bir ajans olsa salak mıyım Peugeot 3008'e binmeyim? Oğlum en masumu benim lan işlerinde. Yani <laughs> YouTube piyasasındaki en masum adam benim. Derdim 3008. Hocam kanalı kapatman için ne yapalım? Bir tane 3008 al kapatırım. Valla ama iyi kapatayım da millet kurtulsun eziyetten. Valla ama. Düşünürüm. Harbi söylüyorum. Neyi uğraşacağım lan? video çek, bilmem akşam video çek, duyun ver. Vallahi bak böyle bir iyilik yaparsanız olur. Ya da 2022 modelini alın, taksitlendirin. 20 20 yılda şey 20 yılda ödeyecek şekilde taksitlendirin. Peşin fiyatına. Böyle faiz maiz yok, yasal faiz maiz. Faize bulaştırmadan. Gerçi eldeki arabayı arabayı satarsam 3 5 1 verirsem bayağı bir düşürürüm fiyatına. Aylık 5000 5000 ödeyeyim. Gelin 120 ay yapın. 120 600 yapar. Eldeki arabayı marabayı satsam belki 200 oradan çıkar. Anlaşalım gelin. Sözüm söz daha fazla çıktı bir kere. Neyse bu bazı youtuberlar ve ajanslar ben size şöyle anlatayım. Falanca Fenerbahçe'de filancaya ilgimiz var. Fırtçının fırtı var. Bırtçının bırtı var diye. Neyse o demişken unutmayın. Sevgili Sercan Amzoğlu da ile ilgili bir duyum vermiş. Diyor ki Samuel birkaç gün içinde İngiltere'ye evine gidecek. Dikkat edin sarı kart cezalısıydı ama gitmedi. İşte kulüp böyle yönetilir aslına bakarsanız. Ve olması gereken de bu. Menajeri de kendilerine ulaşan teklifleri Başkan Ali Koç'a iletecek. Premier Lig'den ciddi talipleri olan o ile ilgili son karar Ali Koç verecek. Görün bakın. Ben bu kanalın ana sayfasına fix dedim. 23 Kim 15 Osayi'ye teklif var. 38 milyon euro diye. Birçok arkadaşım alay ettiler, dalga geçtiler. Görün bakın eşek gibi dediğime gelecekler. Eşek gibi gelecekler. Ve görün bakın demedi demeyin arkadaşlar. Yani e, çok affedersiniz bu tabiri kullandığım için. Gerçekten eşek gibi dediğime gelecekler. Gelecekler. Görün bakın gelecekler. Sonra da diyecekler ki ilk biz söylemiştik. O 15'lik teklif var. Göreceğiz o sayı 15'lik mi teklif var. Sizi dört köşelik, size dört köşelik bir teklif var. Bak şu anda kulüp ismi de vereyim ya. Kulüp ismi de vereyim. Everton, Everton. Ton 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 Everton ton. Everton. Yani Everton kulübü 15 milyon euro. Hani doğrudan 15 milyon euro değil tabi de. 15 milyon euroluk teklifi var. Görün bakın tutabilecek miyiz elde? Fırat Günayer, Beşiktaşlı ama e, bir Fenerbahçeli sempatisi olan Fırat Günayer demiş ki Charlotte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ile görüştü. Yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme istiyor demiş. Ayın onun Trabzonspor'la mukavelesi var. Hiç iki takıma da gidemezmiş. Öyle söylüyorlar. Arkadaşlar bak. Kendi çapınızda eğlenebilirsiniz. Sıkıntı yok. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Gidemez. He rüyanızda görürsünüz falan. Hiç engellemem bunları. Hiç sıkıntı değil. Orada bazı arkadaşlar küfürlü yorumlar yazıyorlar. Direkt engelliyorum. Bilginiz olsun eleştiriye açığız. Küfüre karşıyız. Hakarete, iftiraya karşıyız. Kimse bu kanala gelip de kimseye küfür edemez. Hakaret edemez. Yani Ebu Leheb'e bile küfür ettirmem. Yani Allah'ın laneti ve gazabı üstüne olsun. Kur'an-ı Kerim'de de adından lanetle bahsedilen bir şahıstır. Tebbet suresinde var bilirsiniz. Hani o eli kurusun zaten de kurudu da. Neyse onu söyleyeyim. Son olarak Acun Ilıcalı. Allah yar gelecek sezon kesin olarak takımda kalacak demiş. Etiketimiz Bir de şunu yapalım. Bir de şu etiketi verelim. Tın 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 diye böyle. Buna bir de müzik ekleyelim. Evren senin buna eklemen lazım ya. Allah yar Seyyat Maneş gelecek sezon kesin olarak takımda kalacakmış. Taraftarlar çok seviyor zaten Allah yarı. Muhtemelen gelecek sene e, Lewis Levis Porter'ı satıp Fenerbahçe'den Allah bonservisini alıp devam edecekler herhalde. Yani ilk sene belki de Premier League hedefi zor ama şimdi mantıklı açıdan baktığın zaman yapılabilir türde transferler. Evet neyi konuştuk? Jorge Cessu konuştuk. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bugün yarın inşallah gelir diye istiyorum, bekliyorum, umuyorum. Ama 23 Mayıs tarihi ilginç bir tarih. O tarihe kadar hepimiz beklemek zorundayız. İsmail Kartal inşallah İsmail Kartal ekipte yer alır. Yer alması da gerek diye düşünüyorum. İsmail Kartal eğer yer alırsa hem kendini geliştirir hem bir sene sonra baktık Jesus gidiyor. Mantıklı olur. E, o sayi 15 teklifin arkasındayım. Serdar Aziz MHYB, Allah Yar MHYB, e, Veseli MHYB'ye doğru gidiyor. Hacıvrayt, Fernando hiç beklemediğiniz takımlara gidebilirler. Belki Türkiye dışından. E, YouTube dedik. Ali Koç. Ali Koç inşallah güzel bir kadro kuracak. Bu arada amatör branşları desteklerinden dolayı ben de bir kez Ali Koç'u yani Ali Koç'u buradan teşekkürlerimi sunayım. Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Gerçekten o kızlara inandı. Amatör branşlara inandı. Başkası olsa direkt kapatırdı. Ya da küçülmeye giderdi. O sponsorlarla şundan buna yolunu sürdürmeye çalışıyor, yoluna devam etmeye çalışıyor. Sami Uğurlu'da akıllı ettiler. Nur Şahin lige renk kattı. Önümüzdeki sene bakın tam cendere olacak. Bir tarafta şampiyonluk Apolet ile Abdullah Avcı, işte şu bu falan filan. Sami Uğurlu, Nur Şahin, İlhan Palut, Ömer Erdoğan'lar falan filan. Yani zor bir lig olacak ve bu ligde şey susta inşallah Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşır. Ee, subliminal olarak bir duyum verdim. Babalar gibi forvet duyumu. Hani öyle Gomis'ten Momis'ten daha iyi gol seviyesine yani gol atabilecek bir forvet e, diye. İnşallah anlamışsınızdır. Ya da kanatlar için. Charlotte için de görüşmeyi doğruladılar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Mustafa Hoca öyle 3-5 tane tıklama için sizi kandıracak adam değil. Ee, ben gelen duyumları aktarıyorum. ha Duyumlar yanlış çıkarsa aklınıza helal edin. Benlik bir şey yok arkadaşlar. Ha, kafadan atacak olsam bak kafadan atacak olsam Taliska %100 Fenerbahçe'de derim. Ee, ama temkinli yaklaşıyorum. Olayları size olduğu gibi aktarmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu videoda beğenmeyi unutmayalım.